Yeah. Düşmanın gözlerine bakıp vakti gelene kadar o pusatı kınından çıkarmamaktır maharet. Düşmanın da alt edilmesinin bir vakti vardır elbet. Düşmandır seni yiğit eyleyen, aslan eyleyen. Ertuğrul Bey. Geldin demek. Geleceğim dediysem gelirim. Altınlar. Yürü benimle. Atı burada bırak. Geliyorlar. İnce değil, bekle. Getirin şunları.
Önce Halime Sultan'la Aslıhan Hatun'u serbest bırak. Acelen nedir Ertuğrul Bey? Francisco ayrılmanızı değil, birlikte olmanızı ister. Ama bu dünyada, ama öbür dünyada. Geberdi şunları. Yettim Ertuğrul! Ertuğrul! Ya Allah! Seni görünce daha da iyi olacak. Allah'ım şükürler olsun. Ertuğrul. Ertuğrul gidelim obamıza. Hemen gidelim. 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 İki yiğit abim olduğu için. Allah'ıma şükürler olsun.
Geçmiş olsun ölüme sultanım. Ben atları getireyim de. Allah sizden razı olsun. Geç kalsaydınız halimiz kötüydü. Allah birliğimizi daim etsin ki obalarımıza dert sıkıntı uğramasın beyim. Amin. Eyvallah. Böyle yiğit bir alple vuruşmak gibisi yok. Şerefli bir gün. Eyvallah Ural Bey. Eyvallah. Maria tatlım. Getirdin mi? Getirdim tabii. Nasıl? Çok güzel. Ömrümde böyle koku duymadım. Turgut da bu kokuya bayılacak. Aa, yanakların pembe pembe olmuş. Dün gece birine açılmış bir halin var. Utanacak bir şey yok tatlım. Bu koku Turgut'u, kaplan seni de bir cennet güzeline çevirecek. Aa! Aa! Senin de kokun çıktı Amanda. Artık savaşı başlatabiliriz. Aslan! Adımı sana borçluyum Ertuğrul Bey. Allah senden razı olsun. Aliyar Bey ve Ural Bey olmasaydı onları sağ salim getiremezdim.
Abim masumdur baba. Eşkıya'ya haddini bildirdik. Hepsini öldürdük. Evlatların hep istediğin gibi baba. Tek yürek, tek yumruk olmayı bildi. Aç gözünü. Vurma ya. Yapma bunu bir daha Gündüz'üm. Yapma. Ertuğrul. Ertuğrul bir şey de bana kurbanın olayım. De ki Halime Gündüz'e bir şey olmayacak. Oğlun yaşayacak de Ertuğrul bir şey de. Oğluna bir şey olmayacak de Ertuğrul. Ben yapamam. Ben yapamam Ertuğrul. Bir şey de ne olursa. Bir şey söyle Ertuğrul. Ben yaşayamam. Ne olursa bir şey de. Baba, bana ne vakit sahiye kılıç yapacaksın? Vakti geldiğinde oğul. Vakti geldiğinde. Allah'ım. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Allah'ım sana şükürler olsun. Torunumu bize bağışladın ya Rabbim. Şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Ertuğrul. Beyim. Hancı Simon geldi. Yanında da elleri bağlı bir kadın. Size görüşmek istediğini söyler. Konya'ya gidip görüştüğün adam. Kimdi o? Baba, sana her şeyi anlatacağım. Lakin şimdi sırası değil. Sana kim dedim? Adını söyle. Emir Saadettin Köpek. Bak baba, hala bu işin içinde parmağım olduğunu düşünüyorsan... Emir Hazretlerine yanında olup olmadığımı sorabilirsin. Sana bizzat onun ağzından güzel haberler getirdim. Gündüz nasıl oldu beyim? Allah izin verirse iyi olacaktır inşallah. Gözlerini açtı Candar Bey. Abdurrahman Simon'un elleri bağlı bir kadın getirdiğini söyledi. Gidip bakalım ne istiyormuş. Hmm.
Ben barıştan, huzurdan yanayım Ertuğrul Bey. Benim pazarıma, senin obana ve ailene kastedeni öğrendim. Ve işte onu sana teslim ediyorum. Töremizde suçlu bile olsa, hele de bir kadını yargılamadan zora koşmak yoktur. Bilirim Ertuğrul Bey. Onca olandan sonra tutamadım kendimi. Kusura kalmayasın. Abdurrahman. Buyur beyim. Kızı otağa aldım. Al! Maria bu işbirlikçiyi Francisco ile konuşurken görmüş. Madem failleri bilirdin, şimdiye kadar neden bekledin Simon? Öğrendiğim anda gereğini yaptım Ertuğrul Bey. Siz Türkler gerçeği söylese bile bir Hristiyan'a inanmazsınız. Biz Türkler adam olana her daim inanırız. Umarım avuçlarına bıraktığım kuşu kaçırmazsın Ertuğrul Bey. Beyim, Amanda'yı pazardan yaka paça götürürlerken gördüm, peşlerine düştüm. Ne ola ki? Ertuğrul sorgulamak için içeri aldı. Konuşursa yanarız. Merak etme, konuşmayacak. Konuşursa gebertirim. Ama o Simon'un vakti geldi. Geberteceğim bu kafiri. Geberteceğim. Kadınlarımıza bu kahpeliği yapan ya da yaptıran kim? Söyle. Civarda dosttan çok düşmanınız olduğunu çocuklar dahi bilir Ertuğrul Bey. Beyim, konuşturma gari şeytanı. Doğru dersin. Düşmanımız çok, dostumuz azdır bu çakal ininde. Lakin o düşmanlardan birinin adını vermen yeterli. Ben bildiklerimi anlattım Aliyar Bey'e. Francisco'yu bildiğine göre
O soysuzun tasmasını kim tutar, onu da bilirsin. Konuşsana be Çiğan. Bize bu işin ardında kim olduğunu söylemezsen buradan çıkamayacağını bilirsin, değil mi? Ben Francisco'dan kuşkulandığımı söyledim. Kuşkuların doğru çıktı. Şimdi de Francisco'nun sahibi kim? Kimden kuşkulanırsın onu söyleyeceksin. Simon akıllı adamdır. Türkmen obasının hatunlarına saldırırsa kellesinin gideceğini bilir. Kimden kuşkulandığımı sordunuz. Söyledim beyim. Madem o soysuz böyle bir şey yaptı, ne diye seni buraya getirsin? He? Simon. Başka? Simon'un kardeşi Maria, Francisco'yu senin tezgahında gördüğünü söyledi. Her isteyen tezgahıma gelebilir beyim. Müşteri seçecek halim yok ya. Her tezgahına gelenden eşkıya diye şüphelenir misin kadın? Simon'dur dedim beyim. Ne demeye seni teslim eder o vakit? Kendini temize çıkarmak için. Ben size iyilik ettim beyim. Hala iyilik ettim der beyim. Gayri konuşturma şu kadını. Konuşacak Halime Hatun. Konuşacak. Bu işin ardında kim var söyleyecek. Ya da hayatının sonuna kadar kafesli çadırda kalacak. Beyim. Abi! Bırak! Bırak! Bırak geberteyim şu kadını. Kardeşimin canına kastetti, bırak! Abi! Yapma. Ural! Abdurrahman. Buyur beyim. Kızı kafesli çadıra götür. Emredersin beyim. Kalk. Öyle kafese kapatmak da konuşmaz bu yılan Ertuğrul Bey. Ne yapayım Candar Bey? Konuşmaz diye bir kadına işkence yapacak değiliz ya. Sorgusuyla bizzat ben ilgileneceğim. Eğer bir şey öğrenirsem size bildiririm. İnşallah çözersiniz bu yılanın dilini. Allah'a emanet olun. Hayırlı haberlerinizi bekliyoruz beyim. Candar Bey. Telaş eden unuttuk. Yarın akşam oğlumun ve obalarımızın kadınlarının kurtulmasının şerefine şükür toyumuz var. Davetli misiniz? Eyvallah Ertuğrul Bey, eyvallah. İş lafa gelende
tör eder dururuz. İş yapmaya gelen de unutur verir gideriz. Biz hamlemizi yaptık. Bakalım Ural bu işten nasıl sıyrılacak? Ural ve hatunu suçluluklarının telaşındalardı. Yüzlerini görmeniz lazımdı. Oyun şimdi başlıyor. İyi bir ziyafeti hak ettik ha Filip. Şunlara bak Filip. Çamurun içinde keçileriyle yaşayan çobanlar topraklarımızı ele geçirdi. Burnumuzun dibinde at koşturuyorlar. Biz bunlara nasıl yenildik ha? Nasıl? Hancı Simon. Babası ölse ona bir tas su vermez. Ne demeye bize bu iyiliği yapar beyim? Kadın bir tek bu konuda doğru der beyim. Şeytanın sevabına iş gördüğü nerede görülmüştür? Bu Simon'un gayesi nedir oğul? Onun gayesinden ziyade bizim oyunumuz ne olacak? Amanda'yı serbest bırakacağım. İt serbest kalırsa mutlaka sahibinin yanına gidecektir. Konuş bre. Kim var bu işin arkasında? Ben masumum. Size yardım ettim. Benden kolay kurtulursun mu sandın? Eşkıyanın ardında kim var? Kim yaptırdı bunu? Ne biliyorsam anlattım. Benim acelem yoktur. Ne vakit isterse o vakit konuş. Beyimiz de hatunlar da sağ salim geldi. Şükürler olsun. Keşke Tuğtekin Bey'im de Gökçe Hatun'u da kurtarabilseydim birader. Hala kabuslar görürüm. O uğursuz gün aklımdan çıkmıyor. Thank you.
Sinan Bey'imi çok özledim kardeş. Çok. İkisi de şehit olmuştur kardeş. Ne güzel mertebedir. Allah bu kutlu yolda bize de şehadeti nasip etsin. Amin kardeş, amin. Konuşacak beyim, konuşacak. Akşama kalmaz bülbül ederim ben bunu. Masum, ne olur inanma. Masum olduğunu bilirim hatun. Beyim. Dedikleri doğrudur. Beyim nasıl inanırsın bu soysuza? Doğruyu dediği için inanırım. Aman da masumdur. Bunu yaptıran Simon'dur. Al sana. Dükkanıma gelip apar topar derdest ettiler beni beyim. Ben daha ne olduğunu anlayamadım. Simon'un işi. Kendi üzerindeki şüpheleri dağıtmak için seni ele verdi. Gitmekte özgürsün. Halime Sultan seni yolculayacak. Ertuğrul Bey, siz dürüst ve adil bir beysiniz. Tay büyür, at dinlenir. Oğul büyür, ata dinlenir. İşte böyle olun isterim. Vadet olup da bu yalan dünyadan göçüp giden de gözlerim arkada kalmaya. Bileyim ki oğullarım dirlik ve birlik içinde. Sen yüreğini ferah tutasın baba. Biz aldığımız her nefesi obamız için veririz. Bütün çabamız obamızın yücelmesidir. Abimin kılıcı için yedi başta ejderha derlerdi de inanmazdım. Gördüm, gerçekledim. Ertuğrul Bey'in de dediği gibi baba. Ural abim olmayaydı hatunlarımızı o eşkıyaların elinden kurtaramazdık. Emir, Saadettin'le ne görüşürsün ki oğlum? Demedim. Emir Saadettin Köpek Hazretleri bize buradan Engürü'ye kadar olan toprakları verecek. Oğul, ben Emir'i 30 yıldır tanır bilirim. Harput'taki cenkte birlikteydik. Benim bildiğim Emir Köpek kimseye toprak vermez. Olanı da alır. Onun hükmü Konya Sarayı'nın dehlizlerinde geçer. Burada bize ihtiyacı vardır. Koca pervane Celaleddin Karatay'ı harcadı. Niyetini
kendinden dahi gizler Emir. Selçuklu da sultandan sonra gelen adamdan söz ederiz abi. Niyeti nedir bilmem. Ama Selçuklu bu topraklarda kök salmak istiyorsa bizim obamıza ihtiyacı vardır. Emir Saadettin Köpek Hazretleri bize destek olmayıp da ne yapacak? Var mıdır bizden daha fazla alpi olan oba? Oğul. Baba, bu kudurmuş nehirde tutunacak bir dal ararız. Emir Saadettin Köpek Hazretleri bize bu dalı verecek.